son zamanların en çok merak edilen konusu Metaverse. Metaverse'ün yaklaşık bir 10 yıl içindeki aşamasında gerçek dünya ile Metaverse arasında adeta fark olacak. Yer kapma, arsa alalım mı, almayalım mı? Türkiye'yi de satıyorlar parça parça. Boğaz Köprüsü satılmış. Bu nedir? Milli güvenlik sorunu olur mu? İnanın Türkiye'de şu anda biz çok kritik bir dönemdeyiz. Şu kesin olacak. Bugün hayatta olan insanların düşünsel kopyaları çıkartılıp onlar öldükten sonra da Metaverse'lerde yaşayabilecekler. Metaverse adeta bir uyuşturucu gibi bütün toplumu esir alıp gerçek dünyayı unutturacak bir boyuta gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi için... Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ya son zamanların en çok merak edilen konusu, ben de merak ediyorum ama bir süre geçsin, böyle iyice ne olduğu anlaşılsın istedim. Metaverse'ü konuşacağız bugün. Çok güvendiğim bir isimle konuşacağız. İnternette en çok arananlardan biri Metaverse'e nasıl arsa alınır? Çünkü müthiş bir yatırım fırsatı sunuyor mu acaba? Hani bir zamanlar buraları Dutluktu, dedem almadı, tüh o şansı kaçırdı ya da aldı ne iyi etti gibi düşünceler var ya. Acaba Metaverse böyle bir şey mi? Acilen el atmamız, oradan arsa almamız mı gerekiyor? Ve daha pek çok sorunuz var. Bu arada meselenin felsefi, ruhsal, dini pek çok boyutu da var. Ama biz bu videoda Metaverse'ün ne olduğunu, içindeki yatırım fırsatları gerçekten var mı? Nasıl bakalım hayatımıza, nasıl girecek, girdi mi? Neye uyanık olalım? Daha doğrusu Metaverse'ü bir anlayalım istiyorum. Bunu da en iyi anlatacaklardan birinin Erkan Öz olduğunu biliyorum. Bir ekonomi görüşlerine çok güvendiğimiz bir ekonomi gazetecisi. Zaman zaman İlkay Baharalı YouTube kanalında da ağırlıyoruz kendisine. Ama aynı zamanda o özellikle YouTube kanalındaki videolarına baktığınızda göreceksiniz ki bir teknoloji gazetecisi de. Ve aynı zamanda ekonominin geleceğiyle teknoloji ve teknolojinin geleceğini gördüğünüzde geleceği görüyorsunuz aslında. Dolayısıyla çok da iyi bir futurist. Hem bugün Metaverse'ü hem yarın gideceği yeri en sağlıklı, en anlayabileceğimiz şekilde bize anlatacak kişi, bir yatırım fırsatı varsa bunu en iyi bilebilecek kişi. Hadi geçelim ortak yayına. Erkan Hocam selamlar. İlkay Hanım merhabalar. Şimdi biz Metaverse'ü çok merak ediyoruz ama daha çok da hani Türkler, bizler ya burada bir yatırım fırsatı var mı acaba diye merak ediyoruz. Şimdi işin içinde hem yatırım hem teknoloji olunca da Erkan Öz'ü sormak lazım diye düşündüm. Önce bir Metaverse nedir? Erkan Hoca en baştan başlasak. Bu nedir? Şimdi Metaverse aslında internetin bir aşaması. Kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar. İnternette önceleri yaşı yetenler bilirler. Sadece düz sayfalar vardı. Bu internet 1 diyorlardı buna. İnternet 1.0 ve 1.0. Sadece sayfaları geziyordunuz. O sayfalarda da çok fazla böyle atraksiyon yoktu. Yani okunacak sayfalar vardı. Bunları geziyordunuz veya o sayfaların içinde başka sayfalar açılmışsa en fazla onları görebiliyordunuz. Yani tek yönlü, sadece okuma. İkinci aşaması bugün bizim içinde olduğumuz aşama. Son 10 yıldır muhtemelen 8-10 yıldır biz bu aşamadayız diyebiliriz yoğun biçimde. Burada da ne var? Karşılıklı bir interaktif etkileşim var artık. Biz de müdahale edebiliyoruz. İşte yayın yapıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Eskiden böyle şeyler yoktu internette. Veya işte ben Instagram'da veya Facebook'ta veya Twitter'da paylaşımlar yapıyorum. Kendim de bir şeyler katıyorum. Bir içerik üretiyorum artık orada. Karşı tarafta daha çeşitli artık sayfalar var vesaire. Fakat bu 1 ve 2 de şunu aşabilmiş değiliz. İnternette hala iki boyutluyuz. Yani şu anda bir yayın yapıyoruz ama işte telefon ekranı, düz bir ekran. Burada sadece iki boyutlu olarak birbirimizi görüyoruz veya duyuyoruz. İşte hissetmiyoruz ya da kokumuzu almıyoruz vesaire. Beş duyuya hitap etmiyor. Çok daha sınırlı. Fakat internetin bundan sonraki aşaması... Tabii teknik gelişmeler de gerekiyor bunun için. Daha hızlı bilgisayarlar, daha hızlı internet altyapısı,
şu anda bu altyapının tam olarak hazır olduğunu söylemek de güç aslında. Ama bu altyapı hazır olduğunda, önümüzdeki yıllarda, çok uzak bir gelecek değil, İnternet 3 boyutlu olacak artık. Yani mesela bugün şimdi bu yayını yaparken önümüzde dümdüz bir ekran olmayacak da biz 3 boyutlu bir sanal ortamın içinde olacağız. Siz benim odamı tamamen görebileceksiniz, ben sizin odanızı görebileceğim. İşte belki yan yana olacağız ve seyircilerimiz bir salonda böyle toplanmış gibi olacaklar. Aslında bu bugün de şu anda yapılabilir bir şey. Yani ben sanal konferanslara falan da katıldım bu yaz. Yapılabiliyor. İnsanlar avatarlarıyla konferans salonunun içinde dolaşıyorlar falan. Fakat bu şu andaki tabii, o mesela benim katıldığım sanal konferansın bir sanal bir şey olduğu belliydi. Yani grafikler vesaire, bunun sanal ve uydurma bir şey olduğu belliydi. Metaverse'ün yaklaşık bir 10 yıl içindeki falan aşamasında, 10-15 yıl içerisinde öyle bir realist olacak ki gerçek dünya ile Metaverse arasında adeta fark olmayacak. Yani o kadar gerçekçi görülecek görüntüler. Yani bugünkü gibi şeylerden düşünün mesela bilgisayar oyunlarında. Eskiden futbol oyunları böyle çöp adamlar şeklindeydi. Sonra bayağı böyle normal adama benzediler. Şimdi yüzlerini tamamen aynı şey yapıyorlar. Ama hala onun bir grafik, bir çizim olduğu belli oluyordu. Artık yavaş yavaş sanki tamamen gerçek boyuta doğru gidiyor işte toplanan veriler sayesinde. Metaverse'te de internet tamamen realist bir şekilde ama sanal olarak etrafımızda kurulacak. Öyle düşünün. Ve bu çeşitli siteler olabilir. Mesela Facebook şimdi burada ön almak istiyor. Yani işte Mark Zuckerberg her zaman paranın kokusunu aldıysa hemen oraya yatırımları yapıyor. Milyarlarca dolar oraya şu anda yatırım yapıyor. İşte bu sanal gerçekliği gösterecek olan gözlük şirketini, işte şöyle hani gözlükler oluyor ya, siz de görmüşsünüzdür. O şirketleri satın almışlar. Burada tabii Metaverse 3 boyutlu bir internet olacak. Ve işte Facebook'un Metaverse'ü, işte başkasının Metaverse'ü falan filan, bunların hepsinin birleştiği şeye aslında biz Metaverse diyoruz. Yani Facebook'tan belki çıkacaksınız, onun yaptığı bir 3 boyutlu etkinlikten çıkacaksınız da işte Instagram'ın bir etkinliğine gireceksiniz. Veya oradan çıkacaksınız, işte Ethereum üzerine yapılan şu andaki Metaverse'lerden, en meşhurlardan Decentraland'a gideceksiniz vesaire vesaire. Tabii bunların yapılabilmesi için blockchain üzerinde olan Metaverse'lerle diğerleri arasında bağlantıların falan kurulabiliyor olması lazım. Ve bunların bütününe ileride Metaverse denilecek. Meta öte demek, verse de universe'den geliyor, yani evren. Bu iki İngilizce kelimenin birleşiminden Metaverse oluşuyor. Şimdi bu Metaverse'ler gerçek dünyayı birebir taklit de edebilirler. Yani üç boyutlu internet dediğimiz yerler. Veya onun kopyalarını da oluşturabilirler. Tamamen hayal ürünü, yani işte böyle Tolkien romanlarında olduğu gibi tamamen fantastik evrenler, gezegenler, galaksiler oluşturup onun içinde bir şeyler de yapabilirler. Bunların tamamına aslında Metaverse deniliyor. Ve yani hani biz Metaverse önce sanıyoruz ki Facebook gibi bir adrese gireceğiz de gözlükleri takacağız, bir şey. Böyle değil. İnternetin geleceği aşama zaten Metaverse. Evet, internetin geleceğinde iki boyutlu yapıların üzerinde muhtemelen üç boyutlu bir yapı olacak tamamen. Ve bunun içinde de işte farklı markaların veya farklı kuruluşların kendi bölümleri olacak. Ve herkesin, belki sizin bile, işte İlkay Buharlı olarak Metaverse'de bir yeriniz olacak. Belki kendi Metaverse siteniz olacak. Oraya insanlar gelecekler. Veya işte bu meşhur Metaverse platformlarından birine gidip orada bir yer edinip orada programınızı yapacaksınız. Bu işte yer kapma, arsa alalım mı, almayalım mı söylemleri de oradan kaynaklanıyor. Tabii bizim milletimiz de arsa, emlak hem de işte teknoloji falan birleşince hücum ediyor. Fakat şimdi son bir veri gördüm. İşte bir platformlardan birinde, ki o platform şey yapıyor, gerçek dünyayı haritalandırıyor ve onu Metaverse'e taşıyor. Gerçek dünya üzerinden bir Metaverse yapıyor ve o oradaki arsaları da satıyor. Evet. Ve orada her ne hikmetse en çok alımı yapan Türklermiş.
Yani 8.000'den fazla Türk orada arsa almış. En yakın işte Amerikalılar falan bile 1.500-2.000'lerde kalmış. Yani şimdi burada şöyle düşünmek çok yanlış olur. İşte ben oradan bir şey aldım. İşte aldım, kenara attım. 10 sene sonra bunu çok yüksek bir meblağa satarım. Şimdi orada şuna dikkat etmek lazım. Bu platformlar ne kadar başarılı olacak? Tamam, bir metaverse, evet, yani gelecek oraya doğru gidiyor. Bunda bir tartışma yok. Yani Facebook buraya milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Blockchain üzerine birçok proje, metaverse üzerine yatırımlar yapıyor. Filmlerde karşımıza çıkıyor. Metaverse'ün ne olduğunu anlamak istiyorsanız Ready Player One diye bir film var. Gençlerin özellikle çok rağbet ettiği, çok sevdiği. Bana da yeğenim zorla izlettirmişti ama iyi ki de izlettirmiş. 9 yaşındaki yeğenim izlettirmişti. Ready Player One. Bu filmde bir gerçek dünya var. Bir de işte bu metaverse dediğimiz bir alem var. Sanal, üç boyutlu. Herkes gözlüğünü işte şeyini takınca oraya giriyor. Fakat orası o kadar işte artık ekonomik aktivitenin döndüğü bir yer olmuş ki orada bir şeyler yapmak, orada bir şeyler kazanmakla insanlar gerçek dünyadaki hayatlarını değiştiriyorlar. Hatta öyle olmuş ki işte orada ölürseniz gerçek dünyada da ölüyorsunuz falan gibi bir durum olmuş ve orada işte bir ergen bir genç orada babasınınla ilgili bir şeyleri işte kurtarmak için mesela oraya giriyor, bir şeyler yapıyor falan gibi. Yani ileride metaverse distopik olarak yani negatif senaryoda neye dönüşebilir veya metaverse nedir, ne olabilir diye tam böyle hani anlatmakla her zaman olmayabilir. Böyle görmek için, hissetmek için Ready Player One çok güzel bir film. Aslında Matrix filmi de biraz öyle. Yani Matrix'te de o Matrix denilen sanal evren aslında bir metaverse. Yani ama insanları hapsetmek için kurulmuş bir metaverse olmuş. İnsanlara gerçek dünyayı tamamen unutturmuş bir metaverse olmuş. Şimdi yatırım boyutunda evet metaverse gelecekte böyle olacak. Ya iyi olacak ya kötü olacak. Onu birazdan yeniden tartışırız sizin sorularınızla. Ama bu yatırım boyutu için şuna dikkat etmek lazım. Sizin bu arsayı aldığınız bu metaverse platformu başarılı olacak mı? Yani internet şirketlerini düşünelim en başta. Mesela Yahoo vardı. İnternetin işte iki boyutluya geçerken bu Web 2.0'a geçerken arama motoru çok meşhurdu. Ama ne oldu? Sonradan yerini Google'a bıraktı. Ya da işte başka şirketler vardı. Alta Vista falan vardı. Çok meşhurdu ama başka şirketler onların yerlerini aldı ve onlar başarılı oldu. Yani orada yatırım yaparken aslında işte ben Kadıköy'den arsa mı alıyorum ya da işte bir güzel bir yerde bir dükkan mı alıyorum Metaverse'te. Tabii bu da önemli ama asıl önemli olan o yatırımı yaptığınız yerdeki platform başarılı olacak mı? Yani ileride gerçekten kendini devam ettirecek mi? Arkasındaki ekip nasıl? Hangi blockchain ya da üzerinde çalışıyor? O blockchain başarılı olacak mı? Mesela bir blockchain üzerindedir ama o blockchain başarılı olmayacaktır. İleride onu görüyorsunuzdur. O zaman oraya yatırım yapmak doğru olmaz. Bütün bu kriterlere baktıktan sonra bir de şunu göz önüne almak lazım. Diyelim ki çok iyi platform seçtiniz. Ekip de çok iyi, çok da güzel çalışıyor. İşte burada çok büyük gelecek var. İşte ya gerçek dünyanın kopyası olan bir sanal alemde bir arsa. Yani gerçek hayatta belki de fiyatı asla yetmeyecek. Yani bütçenize ulaşmayacak bir yerin işte arsasını NFT olarak aldınız diyelim orada. Bunun hemen değer kazanıp kazanmayacağı da Bitcoin'in performansına bağlı. Yani Bitcoin şu anda bütün tartışmalara rağmen hala bütün bu kripto paralar alemini domine ediyor. Şu anda Metaverse ile ilgili alıp satılan şeyler de normal klasik borsalarda, piyasalarda değil, bu kripto piyasalarda alıp satılıyor. Yani Metaverse üzerine proje geliştiren bir sürü proje var. Onların tokenları ya da coinleri alınıp satılıyor. Eğer Bitcoin şimdi iyi bir performans göstermezse bu önümüzdeki aylarda mesela, siz istediğiniz kadar iyi bir projeye yatırım yapın. Sonuç hüsran olur. Mesela benim yatırım yaptığım bir proje vardı. Değerini çok kısa bir zamanda 5 kat arttırmıştı. Ama Bitcoin düştüğü için şu anda o 5 katın 1,5 katını geri verdi, kaybetti. Yani o açıdan bu Bitcoin'in yapacağı hareketler de çok önemli. Yani siz bir yerde bir arsa aldınız ama Bitcoin düştü.
Sizin arsanız çok iyi yerde, işte dükkanınız ya da Metaverse'de çok iyi yerde. İşte şimdi firmaları duyuyoruz. İşte şu spor ayakkabı markası şurada Metaverse'de işte mağaza açtı. Ya da şu işte futbol takımı şurada şube açtı falan gibi şeyler duyuyoruz. Evet, siz de gidip oralarda o markalar hele oraya giriyorsa tamam, demek ki o orada bir gelecek var demek. Yani şansı yüksek demektir. Siz de orada bir yer alın. Evet, alabilirsiniz ama şu anda mesela Bitcoin işte sezon başında 8 bin dolarlardayken bugün 40 bin dolarlarda. 5 kat artmış. Hatta bazen işte 69 bin, 70 bin de görmüştü. Eğer buradan Bitcoin 120 bin, 150 bin, 200 bin dolarlara gidecekse evet, şu anda alınır yine de bir şey. Yani çünkü o artıştan da değer kazanırsınız. Ama Bitcoin artık yükseliş sezonunu bitirdi. Buradan aşağı doğru gider, 30 binlere gider, 20 binlere gider diye düşünüyorsanız o zaman Metaverse'te bir şey almak için de ne kadar iyi olursa olsun acele etmemek lazım. Çünkü demek ki o Bitcoin işte 40 binden atıyorum 20 bine %50 düşecekse, Metaverse dediğimiz alem çok daha volatil olduğu için o %100, %152 falan, yani %100'den fazla. %100 işte bütün değerini kaybeder, kaybedebilir yani. Ona aldığınız şey yarım sente düşebilir, 1 sente düşebilir vesaire. O şeyine de dikkat etmek lazım. Yani Bitcoin'in nasıl hareket ettiğine de çok dikkat etmek lazım bu alemde. Onun Peki dışında... Erkan Hocam, onun dışında da gireceğiz ama burada Bitcoin sizi bulmuşken biri dedim ki Erkan Hocam ne sormak istersiniz? Çoğu soru da şöyle gelmiş. Bırak abla Metaverse'ü Allah aşkına Bitcoin'i sor. Öldüm bittim battım Onlar bir şey tabii yok. şimdi kriptocu arkadaşlar, Sizi onlar görünce biliyorlar aynen. tabii. Yani Bitcoin yükselmezse yatırım yapacağımız Decentraland falan filan, bu şey Metaverse coinleri de yükselmez. Onu bildikleri için onu soruyorlar. Aslında onları da ben YouTube kanalımda anlatıyorum. En son videomda da anlattım. Eğer benim bu konudaki görüşlerimi merak ediyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. İşte Twitter'daki hesabımı takip edebilirsiniz. Orada sürekli bu konularla ilgili yazılar da yazıyorum. Şimdi Bitcoin'de kritik bir noktadayız. Zaten en sonda onu ifade etmiştim. Eğer 40 binin altına, yani 40 bin doların altına kalıcı bir şekilde Bitcoin giderse, o zaman yükselme olasılığı, burada hiçbir zaman kesin değil. Her zaman sürprizler olabilir piyasanın içinde. Ama 40 binin altında kalıcı olursa veya 365 günlük ortalama var. Onun altında zaten şu anda altında bayağı kaldı. O iyice derinleşirse burada artık yükseliş olasılığının bayağı düştüğünden bahsedebiliriz. Şu anda da azaldı zaten, o son haftalardaki yayınlarımızda söylüyorduk bunu. O açıdan işte portföyün bir kısmı, hatta tamamı nakite geçirilip dışarıda beklenebilir. İşte Bitcoin'in 20 haftalık ortalamayı ya da 50 haftalık ortalamayı geçmesi beklenebilir ki onlar da şu anda 52-53 bin dolarlar civarında. Yani oraları geçerse evet, rahatladı, şimdi yukarı gidebilir diye bir pozisyon tekrar alım şeklinde yapılabilir. Şeyi söylemiştim, 39 bine düşerse orası bir alım fırsatı olabilir, bir deneme yapılabilir diye. Evet, bir deneme yaptık ve işte 39 bin 500-600'leri gördükten sonra 44 binlere kadar yükseldi. Ama 44 binden sonrasını getirebilecek mi? Şimdi onu takip ediyoruz. Genel olarak da şöyle söylemek lazım. Aslında Bitcoin önceki sezonlara göre son bir yükseliş yapması gerekiyor. Ama yani tabii her sezon birbirinin aynı olacak diye bir kaide yok. Bir de Amerikan Merkez Bankası enflasyon endişelerinden dolayı faiz artışı yapacağını, işte para basmayı durduracağını vesaire, hatta bastığı paraları toplayıp yakacağına dair de şimdi dedikodular çıkmaya başladı. Yani bu ortam hoş değil. Mart'a kadar, yani bu para basmanın tamamen duracağı ve Amerika'nın faiz arttırımlarının ciddi şekilde gündeme geleceği bir dönem var, Mart. O döneme kadar Bitcoin'de bir şeyler oldu, oldu. Olmadı bence artık çok da zorlamamak gerekir. Yani olasılık bayağı düşer diye düşünüyorum. Hiçbir zaman ben tamamen kripto varlıklardan çıkmam portföyümde şahsen. Herkes tabii ki kendisi kendi değerlendirmesini yapacak. Bir sürpriz olursa yine oradan bir miktar her zaman bulundurduğum için oradan bir karşılığını görürüm ama şu anda hava bayağı parçalı bulutlu Bitcoin'de. Yani Metaverse, NFT, Web3, DAO yatırımları yapmak için de Bitcoin'de de bir önce bir bahar havası gelmesi gerekiyor. Onu bir beklemek gerekiyor açıkçası.
Harika bir bence tüyo olmuş oldu. Teşekkür ediyorum. Ama şimdi hani Metaverse'de önce bir de şu var. Türkiye'yi de satıyorlar parça parça. Boğaz Köprüsü satılmış. Ayasofya 334 bin dolar. Ama hani Ethereum ederi değişmiş olabilir, yükselmiş olabilir. Sultanahmet 334 dolar falan. Rakamlar böyle. Bu nedir? Milli güvenlik sorunu olur mu burada falan? Böyle şeyler Ya de. öyle yazan hem de böyle yüksek takipçili bir hesap gördüm. Yani cehalet midir yoksa ilgi çekmek için mi yapılıyor böyle yorumlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle ilgi çekmek için. Yani o kadar takipçili olup da bu işleri takip edip de bu kadar cahilce bir yorum yanlışlıkla yapılacağını zannetmiyorum. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bu demin bahsettiğimiz bu Türklerin en çok arazi satın aldığı o platform. İsmini söylemeyelim de şimdi söylersek izleyiciler gider oradan gene alırlar falan. Hani kendiniz araştırıp bulursanız ona bir şey diyemeyiz. Şimdi o bir platform sadece. Platformlardan bir tanesi. Hatta ucuz platformlardan bir tanesi. Yani çok yüksek değeri olan, yüksek değerlere ulaşmış bir platform da değil. Anladığım kadarıyla bunlar çok güzel bir pazarlama taktiği yapmışlar. Yani gökyüzündeki yıldızları hani satan bazı organizasyonlar vardı. Eskiden bayağı şey olmuşlardı. Yani gidiyorsunuz mesela 14 Şubat'ta kız arkadaşınıza ya da eşinize bilmem ne galaksisinden yıldız satın alıyorsunuz. Yani var mı böyle bir şey? İşte Yok. bunu hala yapıyorlardı ve ya da işte İskoçya'dan toprak satın alıyorsunuz. Şak önünüze Lord diye ünvan geliyor. Lord Erkan Öz oluyorum mesela. Bu biraz ona benziyor. Yani şimdi tamam Metaverse evet gelecekte çok önemli olacak belli yani şey oraya doğru gidiyor. Ama dediğim gibi hangi platform üzerine alıyorsunuz? Yani şimdi bu satılanlar muhtemelen Facebook'un işte gerçek dünyayı haritalandırıp onları satması üzerine olmuyor. Başka yani çok böyle meşhur olmayan bir platform bunu yapıyor. Ama İşte Ayasofya şu kadarı satıldı, Boğaz Köprüsü bu kadarı satıldı diye haberleri çıktıkça da insanlarda daha da fazla böyle şey artıyor. Yani bu muhteşem bir pazarlama taktiği. Mesela bir tane Fenerbahçeli arkadaş da gitmiş Trabzon Avni Aker Stadyumu'nu satın almış oradan. Oraya da Fenerbahçe bayrağını çakmış. Hani bu şey espri yani. Şimdi bunun gerçekliği var mı? Ya da bu bir milli güvenlik sorunu mu? Milli güvenlik sorunu olması diye bir şey söz konusu değil. O adamın orada kendi adamların ya da kadınların kendi yaptıkları bir sanal ortamda bütün dünyayı onlar satılığa çıkarmışlar. Ama onların sanal ortamı yani ileride başarılı olsalar bile kendi platformları yani siz de işte ben bütün dünya haritasını Google haritasını aldım kopyaladım NFT haline getirdim bunları da satıyorum diyebilirsiniz. Yani buna hiçbir engel yok. Yani birden fazla şirketin gökyüzündeki yıldızları satması gibi bir şey olur bu. Yani o açıdan herhangi bir milli güvenlik sorunu falan yok. Böyle bir şey yok. O platformun kendi içinde yaptığı bir uygulama. İleride başarılı oldu diyelim. O platform çok başarılı oldu. Facebook gibi bir şey oldu mesela. Bugün 100 bin liraya atıyorum Boğaz Köprüsü'nü aldıysanız, işte o platformun ileride yüzlerce milyon, milyar kullanıcısı olursa ki düşük bir olasılık bu, onu da söyleyeyim. 100 bin liraya köprüyü aldıysanız 10 milyona evet satabilirsiniz. Çünkü o köprünün üzerine bir sürü bir şeyler kurulur. Yani orada ticari faaliyet döner. Eğer gerçekten yüzlerce milyon kullanıcı olursa. Ama şu anda daha olası olan senaryoyu ben size söyleyeyim. Bitcoin düşerse bu platform öyle Facebook falan gibi çok ünlü bir platform olmadığı için ya şunu söyleyeyim, Bitcoin düşerse derken Bitcoin mutlaka bir gün düşecektir de hani hemen düşerse hemen unutulacaktır bir süreliğine en azından. İşte Bitcoin düşüş sezonuna girdiğinde kesinlikle unutulacaktır. Yani bu 2017'de mesela şey vardı, ICO diye bir moda vardı. Bugün hiç kimse adını anmıyor. Onun gibi olacaktır, olabilir, olma olasılığı yüksektir. Bu NFT'ler için de böyle olabilir, Web3 için de böyle olabilir. Burada bu tip geleceğe yönelik ama şu anda henüz daha tam kullanım alanı olmayan bu Metaverse, NFT gibi konularda şu anda onlar aslında Bitcoin'in yükselişinin taşma etkisini yaşıyorlar ve ondan faydalanıyorlar diyelim. Yani Bitcoin işte son 10 yılda yani ilk piyasaya çıkıp da tüketiciyle tanıştığı bir borsada listelendiği işte Temmuz 2010'da 7 centmiş değeri.
Şu anda işte 43 bin dolarlarda, 42 bin dolarlarda diyelim, 400 bin, 500 bin kat bir artış var. Bu artıştan işte bu projeler bu seneki de işte 8 bin dolarlardan 60 bin, 70 bin dolarlara doğru tırmandı. İşte bu artışın yan etkilerini yaşıyorlar. Yani biz de blockchain'de faaliyet gösteriyoruz. Biz de bir çeşit kripto projesiyiz. Ama biz daha yeni çıktı. Bitcoin bakın bu kadar artış yaptı. Biz de bu kadar artış yapma potansiyeline sahibiz. Şeyiyle bunlar bayağı kendilerine yatırımcı çekiyorlar. NFT'ler konusunda acayip şeyler oluyor. Yani Metaverse'te sanal arazi ya da lokasyon satışının dışında NFT'lerde de inanılmaz sanat eserleri inanılmaz paralara satılıyor. Ama ben şunu soruyorum alanlara. Yani Bitcoin düşüş sezonuna girerse ki büyük bir olasılıkla girecektir önümüz 2022 yılı içerisinde. O fiyata aldığınız NFT'leri gene satabilecek misiniz? Yani o fiyatlara hatta daha yukarılarına satabilecek misiniz? Bu büyük bir soru işareti. O yüzden bu tip yatırımlarda NFT'lerde de mesela şuna bakmak lazım. Bu aldığımız şey bir gerçekten bir sanat eseri midir? Sanatsal olarak bir değeri var mı? Ya da bir koleksiyonsa bir futbolla ilgili bir şeyse gerçekten bir koleksiyon değeri var mı? Bu ileride gerçekten bu paraları eder mi? Bunları çok iyi düşünmek lazım. Yoksa Bitcoin'in yükseliş sezonlarında Bitcoin yükselirken çok böyle moda çıkar zaten. 2017'de çıkan modalar işte dediğim gibi şimdi tarih oldular. Hiçbirisi ortada yok. O zaman Bitcoin'i yerine alacağım ben diye de çok coin ortaya çıkmıştı. Ben Bitcoin'i bitireceğim, yerine alacağım falan diye. Ki o insanların milyarlarca dolar ceplerinde paraları vardı. İşte bir tanesi mesela şeydi. En büyük Bitcoin madencilik cihazlarının üreticisinin CEO'suydu. İnsanlar o zaman bayağı korktular. Yani bir tarafta işte bu adam var, cebinde 2-3 milyar dolar var. Bu taraftaki adam da Bitcoin'in en büyük madencilik makineleri şirketinin kurucusu, sahibi. Eyvah bunlar Bitcoin'i alaşağı mı ediyorlar falan diye. Hiçbir şey olmadı. Bitcoin bunların hepsini elimine etti. O mesela o arkadaş işte Çinli bir arkadaş da kendi şirketinden kovuldu. Yani düşün. Hani bugün yatırım yaparken de NFT, Metaverse böyle bir yatırım yaparken de ileride Bitcoin düştüğü zaman bunlar ne olabilir? İyi düşünmekte fayda var. Yani Bitcoin modalarını, her sezonda bir moda çıktığını, bu modaların da bir sonraki sezonda pek ortada kalmadığını, bunları iyi bilmek gerekir. Ha şunu söylemiyorum. İşte Metaverse Bitcoin'e rakip olan o coinler gibidir. Bu sezon bir görürüz ondan sonra biter demiyorum. Metaverse onun ötesinde bir şeydir. NFT'ler de biraz öyle. DAO'lar, Web3 falan da. Yani Web3'ün de Metaverse'ün altyapısını oluşturacak teknoloji olduğu için orada da şey var. Ama bunların moda kısmının da olduğunu ve modalar geçince de en azından bir süre kimsenin yüzlerine bakmayabileceğini iyi okumak gerekiyor. İyi okumak gerekiyor. Metaverse'ün hayatımızda olacağına ben kesin gözüyle bakıyorum ve bunun birçok felsefi sorun da doğuracağını. Yani düşünsel ve felsefi hatta akılla alakalı sorunlar da doğuracağını doğrusu düşünüyorum. Onlara geçelim mi peki? Ne o sorunlar? Ne bekliyorsunuz? Ya bir de şey sayıyordunuz, onu unutturmayayım size, ya da hani bir arsa alacağınız zaman şunlara dikkat edin. Bir Bitcoin'e bakın dediniz. İki Onları diye devam tekrar edeyim ediyordunuz. mi? Orada bir Bitcoin'e girdim ya ben. Başka uyarılarda var mı arsa almak için? Onu bir tamamlayalım isterseniz önce. Tabii önce onu tamamlayalım. O arsaları satan platform, bunun ekibi, yani yazılımcıları, yöneticileri, bunlar ne kadar başarılı olabilirler? Buna bakmak lazım. İkincisi bunun tabii ahlaki yönü de var. Yani Facebook'un Metaverse'ünde tamam bir yer kazanırsanız ticari olarak geleceği olabilir. Tabii Facebook'un geleceğine ne kadar inanıyorsunuz o da önemli. Yani Mark Zuckerberg'in nasıl bir yönetici olduğuna, nasıl bir profil çizdiğine. Mesela ben çok güvenmiyorum kendisine. Yani çok da fazla geleceği olduğunu düşünmüyorum ya da o geleceğe yatırım yapmak istemiyorum. Çünkü işte insanların verilerini alıyor, siyasi partilere, şunlara, bunlara satıyor vesaire. Yani o şimdi Metaverse'de kendi ortamını geliştirdiği zaman yine sizin bütün verilerinizi alacak, toplayacak, kim bilir kimlere satacak, pazarlayacak. Aynı şekilde işte Mark Zuckerberg'in içinde olduğu ya da başlatıcısı olduğu bir kripto para projesine de ben şahsen yatırım yapmam.
Ama blockchain ortamında merkeziyetsiz, yani daha demokratik bir şekilde yönetilen, belki bir DAO olarak dizayn edilen metaverse'lerde teknik olarak, teknik altyapı olarak gelecek varsa, işte ünlü iyi yazılımcılar orada iş yapıyorsa, oralarda bir şeyler olacaksa, evet oralarda yatırım düşünürüm. En azından o projelerin coinlerine yatırım yapmayı düşünürüm. Biraz hisse senedi gibi oluyor o coinler, o projeler hakkında. Yani o projenin içinden iyi yerleri görüp oradan arsa almak yerine ben şahsen o projenin coinlerine yatırım yapmayı düşünebilirim. Tabii orada da işte şey devreye giriyor. Yani Bitcoin'in performansı ne olacak? Doğru alım zamanı. Bitcoin'de de bu tarz projelerde de aslında Bitcoin'in dip yaptığı zamandır. Yani tepe Doğru yaptığında alım değil. zamanı. Yani tabii ki yani Bitcoin nereye kadar düşebilir? Bunu hesaplamak lazım. Geçmiş işte yükseliş ve düşüş sezonlarını bir önümüze koymak lazım. Bu sezon ne farklı olabilir? Bunları iyice etüt etmek lazım. Teknik analistlerin o anda Bitcoin'le ilgili görüşleri nedir? Birkaç tane teknik analistin görüşünü alıp yan yana koyup, yani böyle ünlü olan, daha önce başarısını kanıtlamış olan, iyi analiz yapan teknik analistlerin görüşlerini de yan yana koyup büyük bir değerlendirme yaptıktan sonra bu tip yatırımlara, hele de büyük boyutlu olacaksa, öyle girilebilir. Ama şimdi mesela biz duyuyoruz ki efendim insanlar borç alıp bu sanal arazileri alıyorlarmış. Ya inanılmaz yanlış bir şey. Hani bırakın sanal araziyi, normal arazi alırken de herhangi bir yatırım yaparken bir kere borçla yatırım en son seçenek olmalı. Ya da çok profesyonelseniz, çok iyi biliyorsanız bu işleri, herhangi bir işi çok iyi biliyorsanız ancak orada borçla yatırım olabilir. Ya da işte bunların türevlerine giriyorlar, türev araçlar dediğimiz. O da aslında bir çeşit borçla yatırım demektir. İşte 10 liranız varken bunu 100 katıyla yatırım yapıyormuş gibi size işlem yaptırtırlar. Yani 90 liralık size aslında borç vermiş olurlar. İşte kazanç olursa 100 liranız varmış gibi kazanç elde edersiniz. Ama kayıp olursa da 100 liralık işlem yapmış gibi kaybedersiniz. Ve 10 liranız bir anda gider. Ve onun geri dönüşü de olmaz. Yani bir yerden bir coin aldınız, işte bu düşüş sezonu geldi, değerini %90'ını kaybedebilir ama birkaç sene sonra 100 kat artış gösterebilir. Ama türev işlem yaptınız, bir anda terste kaldınız, para gitti, bir daha da geri gelmez. İşte borçla işlem yapma, türevlerde işlem yapma, bilmediğin piyasalara bütün varlığınla girme, işte ev satma, araba satma vesaire gibi. Bunlar işte sonuçta insanları intihara kadar götüren, ne yazık ki, sonuçlara yol açabiliyorlar. Türk milletinde mevcut ekonomik koşullardan da biraz kaynaklı ama genel yapısı da böyle. Ya herra ya merro, müthiş bir risk alma iştahı. Ben girerim abi, bana bir şey olmaz şeklinde yaklaşımlar. Bunlar finansal okuryazarlıkla tabii ki bağlantılı olan yaklaşımlar değil arkadaşlar. Bu tip yatırımlarda en kötü olabilecek şey de nedir biliyor musunuz? Kazanmak. Eğer ilk defa böyle bir şey yapıyorsunuz, gittiniz borç aldınız, acayip bir yerden bir şey, işte sanal bir arsa aldınız mesela, bir ayda fiyatı ona katlandı. Sizin için olabilecek en kötü şey söyleyeyim. Çünkü ondan sonra o bu çok iyi gidiyor, ben de bu işi öğrendim deyip ev, araba ne varsa satıp bunun içine gömersiniz ve ondan sonra da hiçbir şey sonsuza kadar çıkmadığı için sürekli olarak o mutlaka bir gün düşer ve işte o zaman bütün işte servet falan kayboluyor o yatırımcılarda ve hiçbir şey ortada kalmayınca, bir de müthiş bir psikolojik çöküntü olunca iş intihara kadar varabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Sakin olmak lazım. Bizim millette pek olmayan bir şey. Yani ne trafikte ne başka bir yerde sakin değiliz, ne siyasette ne bir yerde. Her şeyde savunduğumuz zaman ölümüne ölümüne savunuyoruz futbolda falan. Halbuki ölecek ne var yani? Sonuçta ortada dönen bir top ve 11 kişi peşinden koşuyor. Ama bizde öyle her şey ölümüne ölümüne. Ama farkındaysanız bir başarı da yok. Yani ölüyoruz, bitiyoruz. Mesela futbol üzerine örnek verelim. Ama Edirne'nin ötesinde de pek yokuz yani senelerdir. Ufak tefek bazı başarılar dışında. O yüzden
Böyle hurra işte ölelim bitiriyorum yani ben mahvederim sanal araziye gömerim her şeyimi falan gibi bir yaklaşımdansa böyle sakin daha böyle araştırıp inceleyip ondan sonra karar verme işte tüyo ile falan değil de daha böyle uzmanları dinleyerek daha böyle kendiniz araştırıp bir şeyleri bulmak her zaman daha sağlıklı sonuç verecektir. Ve tabii Türk milletinde en az olan özelliklerden bir tanesi de sabır. Yatırım bir sabır işidir arkadaşlar. Yani yatırım şey gibidir. Yani tarlaya buğday ekmek gibidir. Mesela benim Bitcoin yatırımlarım herhalde bir 5 sene sonra falan ciddi iyi sonuçlar verdi. Öyle düşünün yani. Tabii ki o eski yani ilk uğraşmaya başladığımda 2016-17'de de çok güzel kazançlar olmuştu ama istediğim şeyler olmamıştı. Kayıplar da olmuştu bayağı. Ancak işte 4-5 sene sonra bunun bayağı işte meyvesini toplayabilme durumumuz çok şükür oldu. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Yani bugün mesela Metaverse'ü öğrendiniz. Yarın ben yaptığım yatırımla 10 kat gelir kazanırım. Çok zor. Yani işte dediğim gibi şansı olabilir ve o şans da ne kadar size şans getirir, ne kadar şanssızlık getirir, ne kadar hayır getirir onu kestirmekte güç yani. İşte Allah her şeyin hayırlısını versin. Çok böyle hemen ben bu işi bildim, öğrendim, muhteşem uzman oldum falan şeylerine girmek en tehlikelisi. Yani geçen gün bir yine iktisatçı bir hocamız anlatıyordu. Kendi gençlik deneyimlerini anlatıyor. Gençliğinde daha üniversite öğrencisiyken Almanya'da şeylere gitmeye başlamış bu borsa seans salonlarına. İşte öğrenci harçlıklarını birdenbire işte demin söylediğim gibi müthiş büyütmüş. Demiş ki tamam ya ben bu işi öğrendim. Ne okula gerek var ne işe gerek var. Ailesine posta koymuş falan. Sonra Asya krizinde güm diye çöküp işte parasını %80'ini kaybedince neredeyse intihar noktasına gelmiş. O yüzden bunlar hep yaşanabilecek deneyimler. Aslında ilk yatırım yaptığınızda en iyi başınıza gelebilecek şey kaybetmektir. Kaybederseniz yani ben buna nasıl doğrusunu yaparım diye daha iyi araştırmaya başlarsınız. Ve herkes de ben dahil o yollardan geçmiştir emin olun. Yani mutlaka kayıp olan işlemler, kayıp olan yatırımlar olmuştur, oluyor. Yani bu sezonda oldu. Mesela bazı oyun projelerine, NFT falan birleştiren oyun projelerine yatırım yaptım. Bazıları çok iyi gitti. Bazıları gümledi yani. Bu normaldir yani arkadaşlar. Böyle ben hemen yatırım yapayım, o hemen zengin olayım böyle bir dünya yok. Yani bakın Yani Warren Buffett'ın Erkan Öz bile yatırım yaptığı şey gümlüyorsa herkesin hata payı gümleyebilir. vardır o Yani zaman. 10 tane yatırım yaptığınız şeyin 5'i 6'sı size para kazandırıyorsa bu zaten çok iyi bir performanstır. Yani böyle bizim Türk milletinin düşündüğü gibi bir durum yok. Yani hemen bugün kahveden aldığım, kafeden aldığım bir tüyo ile çok sevdiğim bir arkadaştan aldığım bir tüyo ile hop zengin olacağım. Böyle bir şey yok. Yani buna çok dikkatli olmak lazım. Buna o köpek coinleri de dahil arkadaşlar. Yani o çeşitli çeşitli o papilere yönelik çıkartılmış olan coinler işte anlatıyorlar hikayelerini işte adam bir ayda milyar dolar kazanmış falan diye. Bunlar vardır evet ama herkes bir ayda milyar dolar kazanamaz. Yani o bir kere olmuş bitmiştir muhtemelen. Büyük olasılıkla. Bir projenin değeri çok arttıysa mesela bir sanal arsa ya da bir NFT. Bunu işte ben bir Ethereum'a aldım. Şimdi 1000 Ethereum'a satıyorum. Şimdi bir şeyin fiyatı zaten 100 kat 1000 kat artmışsa oradan uzak durmak gerekir. Bizim millet ise tam tersini yapıyor. Yani bunun fiyatı artmış daha da artar. Haydi bakalım. Geçen işte bu dolar mevzusunda da böyle oldu. Şimdi tabii ki şeylere bakmak gerekir. Yani dolarda mesela 18'in üzeri çok tehlikeli diye ben Twitter'da paylaşım yapmıştım. Ama şöyle bir şey de söyleyememiştim. Yani bu düşer. Çünkü bir açıklama olması gerekiyor. Açıklama oldu. Evet düştü. Şimdi şey de böyle yani Bitcoin dünyası başka dünyalar da böyle. Evet Bitcoin son işte 9-10 yılda yüz binlerce kat artmış durumda. Eğer Bitcoin bir sezonda 10 kat 20 kat artmışsa artık daha da fazla o sezon içerisinde artma olasılığı yavaş yavaş düşüyor demektir. Ya da son bir artış yapacak en fazla demektir demin değerlendirdiğiniz gibi. Sonsuza kadar artacak diye bir şey yok. Ne altında, ne Bitcoin'de, ne dolarda, ne de başka bir varlıkta bunu söyleyemeyiz. O yüzden
Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Benim Hmm. Twitter'da 9 Kasım'da yaptığım bir bilgi seli var. Böyle 28 madde. Hepsini konuşsak bu yayının şeyi almaz, süresi almaz. Twitter'da girin, 9 Kasım'da benim yaptığım bu bilgi selini bulun. Kripto varlıklar başta olmak üzere yatırımın temel ilkeleri nedir? Yani bu hangi konulara dikkat etmek lazım diye böyle madde madde yazıyor. Hem de önünüzde yazılı olarak bulunduğu için tekrar tekrar dönüp dönüp kendinize bunları hatırlatabilirsiniz. Bunlar faydalı olur. Her türlü yatırımda faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu Bitcoin'in hani biz yayın yaptığımızda ha, 10 yılda 300 bin kart arttı demişiz. Onu Yani not etmişim. Şimdi daha da mı çok oldu? yat değiştiği için değişmiş olabilir. Erkan Hocam, şimdi tabii bu yani mesela 150 TL'lik Bitcoin alan o zaman hesaplamışız 22 milyon TL'si olmuş. Yani Evet ya, ama ne kadar zamanda? 10 yılda. 10 Ve o yılda. arada satmamış olması gerekiyor. Yani 100 kat artınca, mesela 150 lira koydu, 100 kat arttı, para 15 bin lira oldu. O süper, daha ne olacak ki deyip satmamışsa, evet, bu zamana kadar 22 milyonu yapmış olabilir. Şimdi işte Metaverse'de de hep beklenti bu şimdi oradaki arsalardan insanların. Ya böyle oldu, hayatım değişir mi? Acaba şuradan bir arsa alsam? Ama çok güzel anlattınız. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini de söylediniz. Peki arsa nasıl alınıyor Erkan Hocam Metaverse'de? O mesela, o meşhur Türklerin girdiği platforma giriyorsunuz, onun web sayfasına. O sizi yönlendiriyor zaten. İşte şöyle arsa satın alın, böyle arsa satın alın. O çok zor bir şey değil. Yani biraz İngilizce. Dolandırılma orada, ne bileyim, bir arsayı birkaç kişiye satılma ihtimali, öyle şeyler de soran çok olmuş. Ne bileyim, burada Ya bir arsa almak isterken. platform, bir arsayı birden fazla kişiye satacağını zannetmiyorum, ama tabii platformuna bağlı. Yani dolandırıcılık içinde. Şimdi bu yayından sonra bile o, ben de açayım bir platform, satayım Boğaz Köprüsü'nü, şunu bunu diye aklına gelen olabilir. Dediğim gibi orada ekiplere bakmak önemli. Yani bu platformu kim kurmuş, bunun arkasında kim var, kimler yapıyor, bununla ne kadar ilgi olmuş. Ya yani mesela bakarsınız Twitter'da kaç bin takipçisi var, işte Discord kanalı var mı, işte başka sosyal medyalarda ne yapmış, hakkındaki yorumları okuyun. Yani bu platform problemli mi, daha önce böyle işte sahtekar işlemler olmuş mu? Ya o yüzden böyle mesela, hani o evet, Boğaz Köprüsü'nü satmışlar, İkinci Boğaz Köprüsü de daha boşmuş, hadi ben de gideyim onu alayım, hemen böyle atlama, işte bunlar Gaza yanlışa gelmek. götürür insanı. Bir de şu var, şimdi Bitcoin kendini ispatlamış bir platform artık, bir varlık. Yani bugün Bitcoin'e yatırım yapan muhtemelen 10 yıl sonra çok çok büyük bir ihtimalle yatırımını kat kat arttırmış olur. Çünkü bu sektörün daha gidecek yeri var. Yani Bitcoin'in bugün değeri işte 1 trilyon dolar civarında. Altınla bile eş olabilmesi için şu anda Bitcoin'in bir 10-14 kat falan daha artması gerekiyor. Altınla aynı düzeye gelmek için, ki altından bazı özelliklerde daha iyi. Yani altının bazı özellikleri Bitcoin'den daha iyi, Bitcoin'in bazı özellikleri de altından daha iyi. Mesela 1 milyar dolarlık altını taşımak için belki uçak gerekiyor, ama 1 milyar dolarlık Bitcoin'i şak diye bir yerden bir yere, dünyanın öteki ucuna gönderiyorsunuz ve 5-10 dolarlık işte şeyle, komisyon ücretleriyle falan gibi. Yani altını bile aşabilir değeri, toplam değeri. 10 kat, 20 kat çok rahat artabilir. O yüzden Bitcoin ve benzeri böyle kendini ispat etmiş blockchain projeleri, blockchain ekonomisi ileride çok büyüyeceği için, işte bunları anlatıyorum zaten ben üniversitelerde, işte çeşitli şirketlere ya da sanayi odalarına, ticaret odalarına. Bunlarda bir gelecek olduğu için bunlara, evet, yani gözü kapalı yatırım yapıp 10 yıl sonrasını hedefleyebilirsiniz. Ama bir sanal arazi alacaksanız 10 yıl sonrası hedefli. Yani şimdi diyelim ki hani 3 günde zengin olma şeyini sizden yok ettik, temizledik diyelim. 10 yıl sonrası içinde yatırım yaparken o platformun 10 yıl sonra başarılı olup olmayacağına bakmanız lazım. Yani Metaverse evet gelecek, ama o Metaverse'ü birçok platformlar oluşturacak. Yani bugünkü internet gibi. İnternette işte Facebook var, Google var, YouTube var, Yahoo var, AltaVista vardı işte en başında. İşte siz AltaVista'ya parayı gömdüyseniz ne oldu? 10 yıl sonra AltaVista yok. Ama Google'a gömdüyseniz o zaman süper. İşte orada platform başarılı olacak mı? Mesela Google'ın başarılı olacağını Yahoo karşısında bana gösteren şey çok basit bir şey olmuştu. Ya Yahoo'ya giriyorsunuz, sayfa açılmıyordu bir kere. O kadar çok şey vardı ki sayfada. Google'da sadece arama motoru. Bir tek o vardı. Arama çubuğu. Hala da öyle.
Basıyordunuz, şak diye açılıyordu. Ben demiştim ki bu Google Yahoo'yu yer arkadaş. Mesela böyle bir şey görüyorsanız bir platformda, işte şu platform Metaverse arkadaş bu ötekilerini götürür. Yani bu buradan gider bu iş diye bir şey düşünüyorsanız, evet oraya 3-5 yine böyle portföyünüzün çok büyük bölümüyle işte 10 yıl sonrasını hedefleyen bir şey için girmek bence çok doğru olmaz. Tabii herkesin kendi kararı. Yani bu platform gider arkadaş. Bunun işte üstüne oturduğu blockchain de çok iyi bir blockchain. Bu da gider. O zaman ben bu Metaverse projesine, yarın Bitcoin düşebilir, sonra çıkabilir, duruma göre dalgalanabilir ama buradan ben bir giriyorum, böyle bir 1.000 dolar falan mesela atıyorum. 100 lira herkesin bütçesine göre. Koyuyorum şurada kenarda dursun. İşte 10 yıl sonra bu belki de coşar gider. Ben buradan bir kazanç elde edebilirim diyebilirsiniz. Tabii illa da Metaverse'ün içinde dediğim gibi şu arsayı alayım, bu arsayı alayım gibi bir şey yapmaktansa, o biraz dediğim gibi pazarlama yöntemi, özellikle Türkler için süper bir pazarlama yöntemi, Türkleri kandırmak için diyelim. Metaverse, o Metaverse'e çok inanıyorsanız, o Metaverse'ün zaten coin'i vardır. O coin'den de alabilirsiniz. İlla onun içine girip de bir de onun içine girip o zaman bir de emlakçı uzmanlığınız olması lazım. Yani hangi köşe daha iyi iş yapar, hangisinden daha iyi gelir elde ederiz. Bir de sadece emlak gözüyle de bakmak da yeterli olmaz. Teknik de bilmek gerekir falan. O açıdan çok boyutu olan bir konu. Yani bir günde böyle hemen o birinci köprü satılmış, üçüncüsü de boşmuş, ben de üçüncüyü alayım diye atlanacak bir mevzu değil. Şahsi düşüncem o. Peki Erkan Hocam, Metaverse'ün içinde yatırım yapmadan para kazanma imkanları var mı? Mesela işte Paris Hilton geçen bir parti yaptı. İşte 700 bin dolar mı kazandı bir şey? Ya da ne bileyim, konserler veriliyor. Tabii Yazılımcılar için, herhangi bir vatandaş için. orada tabii, ama işte Paris Hilton gibi bir kitleniz varsa gidersiniz, dersiniz ki Metaverse, o Metaverse'in yöneticilerine dersiniz ki benim böyle bir kitlem var, siz de bir şey yapayım, parti yapayım, siz de bana para verin veya oraya katılanlar para versin veya o yöneticiler zaten sizi bulur. Derler ki mesela İlkay Hanım, sizin işte bir sonraki programı şu Metaverse'te yapalım gelin falan diye. Olabilir yani, Ben bana Erkan teklif Hoca'yı edebilir. aramam lazım derim. Bir saniye, Erkan Özgür arıyorum. Bekleyin derim. Yani o şekilde olur ama sıradan bir vatandaşın orada para kazanabilmesi için, yani caddede dükkan açıyor gibi belki dükkan açması gerekir. İyi yerleri kapması gerekir. Ama benim şahsi görüşüm, Bitcoin yükseliş sezonu bitmediyse bile yukarılarda bir yerdeyiz şu anda. Yani Bitcoin'de diplerde değiliz. O yüzden bir 5 sene 10 sene sonrası için alım yapmak için ben şahsen şu anı çok uygun görmem. Ama Bitcoin'in son bir yükseliş yapacağına inanıyorum. O yüzden ben bu metaverse'lerin de Bitcoin son yükseliş yapınca yükseleceğine inanıyorum diyorsanız, tabii o zaman şu anda düşünülebilir. Ama bu da uzmanlık gerektiren bir şey. Yani birkaç ay için bir yatırım yapacaksınız. En iyi metaverse'i bulacaksınız. Oradaki en iyi işte platformu, araziyi, blockchain'i bulacaksınız. Çok uzman olan kişilerin başarılı olabileceği bir alan, öyle söyleyeyim. Bir de işte bu Metaverse'ün boyutları var İlkay Hanım. Felsefi boyutları var. Orası aslında ekonomik boyutundan bile ilginç. Neden? Şimdi Matrix'te yaşayanlar Matrix'in bir sanal alem olduğunu bilmiyorlardı. Orayı gerçekmiş gibi algılıyorlardı. İleride bu olabilir. Çünkü teknoloji şu anda büyük bir gelişme içerisinde. Şimdi biz işte bugün Metaverse denilince insanlar böyle gözlükle girileceğini, işte kulaklık takılacağını falan düşünüyorlar. Oysa ki teknoloji bunun çok ilerisinde. Zaten mesela bu Tesla'nın başındaki işte Elon Musk biliyorsunuz projesi var. Yani bilgisayarlarla insan beynini birleştirme, işte şuraya bir çip takma falan. Kimsenin ben kafasına bilgisayarla görüşmek için çip falan taktıracağını, en azından çok manyak olmayanlar dışında zannetmiyorum. Ama başka projeler var. Mesela biz bu TRT İngilizce kanalına proje, işte belgesel yaparken bunlardan bir tanesini incelemiştik. Türkiye'de bile çalışmaları vardı. Beyin bilgisayar arayüzünü beyin dalgalarıyla birleştirme. Yani düşünce yoluyla birleştirme. Düşünüyorsunuz, mesela düşünüyorum ben İlkay Hanım'la görüşmek istiyorum diye düşünüyorum. Sizi arıyor telefon falan gibi. Böyle buralarınıza beyin dalgalarını ölçecek sensörler yerleştiriliyor. Sonra da işte o beyin dalgalarıyla mesela bizim programda
Ankara'da bir akademisyen, bir hanımefendi vardı. Denek olarak da kocasını kullanıyordu. O da bana çok ilginç gelmişti. İşte kocası mesela düşünüyor, lamba yanıyor. Ya da düşünüyor, televizyon açılıyor. Televizyonun sesi kısılıyor falan filan, açılıyor. Ve bunu tabii ki internetle ve metaverse'le bağlamak mümkün. Yani internete bağlanınca da ne olacak bu? Ankara'da siz televizyonu kapatmayı düşününce İstanbul'daki, atıyorum, evinizdeki televizyonu kapatıp açmak mümkün. Veya tatile gittiniz Antalya'ya. Tüh, evde doğalgazı açık unuttum diye düşünerek sadece internet üzerinden evdeki şeyleri açıp kapatmak ilk etapta mümkün. Ondan sonra işte bu bilgisayarlar, kuantum bilgisayarlar gelince, teknoloji gelişince, işte bu beyin dalgalarını algılayan sensörler gelişip böyle şık, böyle touch gibi falan bir hale getirilince, düşünün, her şeyi yapmak mümkün. Yani sadece düşünerek telefon görüşmesi yapmak, uzaktan uzağa görüşmek mümkün. Her türlü etkileşimde bulunmak mümkün. Ve bunların hepsinin metaverse'te olması mümkün. Yani sanal alemde de olması mümkün. Böyle olunca gerçeklik neresi? Yani fiziksel dünya neresi? Hayal dünyası neresi? Bunlar birbirine karışır hale gelebilir, birincisi. İkincisi, bunun da bir film örneği var. 90'larda ben çok severim. Şeyin Arnold Schwarzenegger'ın bir filmi vardı. Mars'ta geçiyordu. Şimdi ismini Total Recall. Yani gerçeğe çağrı. Çok iyi filmdir. Orada da mesela işte adam bir sanal, işte bir rüya aleminde yaşıyor ya da işte hafızasını silmişler, başka bir hayat yaşıyormuş gibi onu oraya koymuşlar. İşte bunların hepsi Metaverse'de gerçek olabilir ileride. Mesela atıyorum bir organizasyon, bir, yani Amerika'da görüyoruz ya, tarikatlar var böyle. İşte üyelerini bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar falan. Böyle yüzlerce, binlerce üyesini adam Matrix gibi bir yerlere, bir çiftliğe yatırıp onları sanal bir dünyada, işte kendisinin bilmem özel güçlerinin olduğunu gösterdiği bir dünyada yaşatabilir yani. Bu eski haşhaşilerde olduğu gibi, hani uyuşturucu vererek bunu yapıyormuş. Bu adam da bunu Metaverse'de yapabilir. Böyle tehlikeleri de var. İnsanların çok iyi eğitilmesi, bilinçlendirilmesi lazım. İşte ruhani şeylerinin çok yükseltilmesi lazım bu önümüzdeki dönemde. Yoksa bu tarz şeylere düşen, kanan çok ne yazık ki insan olur. Ve buradan çok sömürülen insanlar doğar. Çünkü Metaverse'de adeta cenneti oluşturmak her türlü mümkün. Yani size orada her türlü deneyimi yaşatmak mümkün. Mesela bana çok sevdiğiniz bir film söyleyin İlkay Hanım. Malme, Forrest Gump. Mesela Forrest Gump'ı Metaverse'de bir alem haline getirip sizi filmin çeşitli sahnelerinde dolaştırabilirler. Orada size bir rol verebilirler. Veya işte siz Cristiano Ronaldo'yu, işte bir adam çok beğeniyor mesela. Sizi Cristiano Ronaldo'nun yerine koyup efsane bir maçı tamamen real olarak size orada tekrar Metaverse'de oynatabilirler. Yani şey açısından bu ne denir? Entertainment endüstrisi, yani bu eğlence Eğlence. dünyası açısından, sinemadır, işte televizyondur falan, bunların hepsini müthiş bir şekilde dönüştürüp bazılarını da tamamen ortadan kaldırabilecek bir hadise. En önemli kısmı da şu: beyin bilgisayarla şeye geçince, iletişime Geçiyor. geçince, beyninizdeki işte doğduğunuzdan beri olan bütün düşünce, duygu, her şeyi yakında, önümüzdeki 10 yıllarda bilgisayara geçmek mümkün olacak. Yani sizin adeta düşünsel bir kopyanızı bilgisayara geçirecekler. Siz daha hayattayken kendi o düşünsel kopyanızla konuşabileceksiniz. O düşünsel kopyalar Metaverse'e konulabilecek. Mesela bugün yaşayan insanlar, işte ne bileyim, Madonna, atıyorum, Allah uzun ömür versin, bunun düşünsel bir kopyasını aldılar, download ettiler, Metaverse'e koyarlar. Madonna ölse bile oradaki düşünsel kopyasıyla görüşülebilir. Veya Madonna hani çok şey değil de, mesela kimden akıl almak istersiniz? İşte bir akıl soracağınız birine yapabilirler bunu. Eski, hani onu yapabilirler mi? O artık genetikle alakalı bir şey. Yani eski liderlerin çok böyle, hani o yaşasaydı da keşke akıl sorsaydık diye denilebilecek kişilerin işte DNA'sından yola çıkarak onların işte beyinleri tekrar oluşturularak, o artık fazla şey, Metaverse'den daha ileriye gidiyor. Ama yani şu kesin olacak: bugün hayatta olan insanların düşünsel kopyaları çıkartılıp onlar öldükten sonra da Metaverse'lerde
yaşayabilecekler. Yaşadıkları zaman da onlarla iletişime geçmek, onlarla konuşmak, etmek, onlardan işte olan olaylar hakkında görüş sormak, hasbihal etmek, dertleşmek falan mümkün olacak. Ve bu bir sürü işte felsefi, düşünsel, yani bugünün tamamen dışında yepyeni bir alem oluşturacak. Bu üniversitelerde anlattığım konulardan bir tanesi de bu benim. Yani blockchain'e insanlar işte internetin icadı gibi bir şey diye bakıyorlar. Bu çok daha öte bir şey, blockchain'in icadı. Yani blockchain'in icadını ben üniversitelerde anlatırken yazının icadı ve paranın icadı, felsefenin icadı falan gibi konularla karşılaştırıyorum ve onlar kadar neden önemli olduğunu anlatıyorum mesela. İşte şirketlere ve işte iş adamı örgütlerine, iş insanı örgütlerine de blockchain'in ne olduğunu ve önümüzdeki işte yıllarda nasıl onlarca trilyon dolarlık, yüzlerce trilyon dolarlık nasıl ekonomi oluşturacağını anlatıyorum. Neden bu kadar değerlendiklerini anlatıyorum. Neden bu böyle hızlı değer kaybettiklerini arada sırada anlatıyorum. Bütün bu konular çok birbirleriyle bağlantılı, çok ilgi uyandıran, bir yandan da insan düşündükçe de bir yandan sonra da ya yeter bu kadar, bunun sonrasında düşünmeyeyim dedirtecek kadar aslında bugün bizim bildiğimiz hayatı değiştirecek konular. Bugün inanılmaz değişecek ya Erkan Hocam. Yani mesela banka binasına gerek kalmayacak. Belki Metaverse'e gireceğiz. Bütün bankacılık işlemlerimizi yapacağız. Hani fiziki olarak da pek çok şeyi ortadan kaldıracak. Hani o noktalara gider mi? Çocuklar okula gitmeyecek. Belki işte Metaverse'de gidecekler, eğitim alacaklar. Yani bunun dışında tabii, kalmak tabii. Mümkün olacak mı? Bu kadar hayata girecek mi acaba? Bu tabii yani muhtemelen eğitim için çok kullanılacak, konferanslar için çok kullanılacak. Mesela işte şimdi atıyorum, geçtiğimiz 2 haftada mecliste bizi kripto para yasasıyla alakalı görüşlerimizi almak için işte ben dahil bazı arkadaşlarımızı çağırdılar. Yani bu toplantıyı yapmak için biz kalktık. İşte kimisi Mersin'den geldi, kimisi İzmir'den geldi, kimisi Siirt'ten geldi, ben İstanbul'dan gittim. Saatlerce yol yapıyoruz. Türkiye'de bu kadar dolar sıkıntısı var, benzinin fiyatı almış, uçmuş gitmiş. Benzin harcıyoruz. Orada bizi dinlemek için gelenler harcıyor. Şimdi bu kadar harcamaya ne gerek var? Metaverse'de meclisin bir aynısı yapılıp plan bütçe komisyonunda bu insanlar bir araya gelip, hani diyorum ya, şimdi biz mesela bir Zoom toplantısı yaptığımızda veya bir Instagram yayını yaptığımızda bunun yapay bir şey olduğu belli oluyor. Ama Metaverse'de öyle olmayacak. Yani meclis salonu kurulduğu zaman orası gerçek gibi olacak. İşte hastalık tehlikesi olmadan orada birbirimizle çok yakından böyle gerçekmiş gibi görüşeceğiz, edeceğiz. Bunlar mutlaka olacak. Bundan kaçış yok. Tabii bunun bir şeyi de gelmesi lazım. Yani şu anki internet altyapısı buna yeterli değil. Yani ne zaman olur bu? Bu ne zaman olur Erkan yani Hocam sizce? Yani 10-15 yıl içerisinde muhtemelen gerekli altyapı, işte 5G teknolojisi falan filan o yüzden önemli görülüyor. 5G ve ötesi gerekecek bunun için. Bu kadar yoğun veri transferi için. Bunlar olacak. Bunlar olduğu zaman işte benim işim nasıl değişir? Tabii bunu şöyle sadece Metaverse olarak değil, blockchain'in ne yaptığını da bilmek lazım. Yani bütün bu konular için aslında önce birkaç saatlik bir blockchain ne yapıyor? Bunları anlatmamız lazımdı aslında ama. Blockchain, Metaverse'in de üstünde onu kapsayan bir şey olarak mı düşünmek Aslında şöyle, lazım? hepsinin altında bir temel katman olarak çalışacaktır blockchain. Blockchain'in üzerine işte Web3, DAO'lar ve işte bu Metaverse'ler vesaire bunlar kurulacaktır. Şöyle bir şey var. Bir grup insan bunlar şeytan icadı, bunlar şöyle, bunlar böyle deyip bir tamamen reddetme var. Bir de bir grup insan da bunlar bizi kurtaracak, cennete götürecek, bunlarda hiç kötü bir şey yok arkadaşlar grubu var. Bunların ikisi de doğru değil. Yani burada insan bir kere kendini kaybetmeyecek. Her türlü teknolojiyi, her türlü sosyolojik olay karşısında bir kere insanın kendi görüşü olacak, kendi duruşu olacak. Bunun için söyledim, bu Metaverse'ler iyice yaygınlaşınca çok insanı bunlar tuzak olarak da kullanabilirler. O yüzden insanın işte hayat görüşü, dünyayı okuması, bunları geliştirecek, altyapıyı verecek bir eğitim olmalı.
Türkiye'de de en çok problem yaşadığımız konu bu maalesef. Yani bu Metaverse gelmeden bile birçok insan nerelerde nasıl işte kayboluyor, ne yazık ki intihar ediyor. Bunları görüyoruz. Metaverse gibi teknolojiler geldiğinde eğer insanlarımız hala bu şeyde olursa, bu zayıf benlik yapısında olurlarsa, kendilerini gerçekleştirmeye bu kadar uzak kalırlarsa bu tabii çok kötü olur. O yüzden tekniğini de işte hayatın temel gereklerini de anlatan çok daha böyle pozitif bilimle iyi ilişkileri olan bir eğitim olması gerekiyor Türkiye'de de dünyada da. Sadece hani diyelim ki biz kendimizi bir şekilde kurtardık ama dünya kötüye giderse bununla ilgili bu yine bizim için iyi bir şey olmaz. Yani insanlığın Metaverse'ün esiri değil de Metaverse'ten fayda kazanan, yani işte demin söylediğim örnekteki gibi kaynak tasarrufu olarak bunu kullanan bir şey olması için, yani işte toplantılarımızı Metaverse'te yapalım, okul binalar koca koca kurmayalım, çocuklar Metaverse okullarda eğitim görsün. Veya doktor muayenehanesine işte bugün mesela gittik biz, işte soğukta gidiyorsun, merdivenler çıkıyorsun, yeri bulana kadar akla karayı seçiyorsun falan filan. Halbuki bunların hepsini Metaverse'te yapabilsek ne kadar şey, yani ucuz ve şey konforlu. Ama işte Metaverse adeta bir uyuşturucu gibi bütün toplumu esir alıp işte herkesi bir alemlere koyup gerçek dünyayı unutturacak bir boyuta gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi için bunu böyle yapıp bundan büyük kazançlar elde etmek isteyecek şirketler, bireyler, gruplar mutlaka olacaktır. Gelmemesi için insanın kendini çok iyi bilmesi lazım. Metaverse'te mesela ben bir maça girip orada top oynuyormuş gibi yapmaktan büyük keyif alırım. Ya da bir sevdiğim filme, ben de işte ne bileyim Yıldız Savaşları'na falan orada olsam Metaverse'te süper olur ama ya ben gerçek hayattan sıkıldım. Sonsuza kadar şeyde kalacağım. Star Wars aleminde kalacağım. Mesela benim Dersen yeğenim, tehlike başlıyor. evet benim yeğenimde mesela işte ve onun gibi onun yaşındaki çocuklarda maalesef bu çok yaygın. İşte Ready Player One'da ben yaşamak isterdim. Ya gerçek dünya dururken niye ben bir sanal alemde yaşamak isteyeyim? İşte bunlar tehlikeli. Bunlara şimdiden önlem almamız lazım. Şimdi biz Ankara'da bunları anlatıyoruz. İşte kripto paralar nedir, kripto varlıklar nedir, Türkiye için avantajları ne olur, bunu kaçırmamamız lazım. Şimdi biz bir sanayi devrimi kaçırdık İlkay Hanım. Bu bir cümle. Biz sanayi devrimini kaçırdık. Peki bunun sonuçları böyle bu kadar kolay mı oldu? Sanayi devrimini kaçırdık. Koca Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Milyonlarca vatandaşımız, soydaşımız soykırımlara uğradı, hayatını kaybetti, sürüldü. Neredeyse zaten biz ulus olarak yok oluyorduk. Yani Kurtuluş Savaşı'nda işte millet olarak Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bir direniş, bir ayaklanma gerçekleştiremeseydik ki mucizevi bir olay, tarihi bir olay. Yani yok olmuştuk bugün Ankara çevresinde ufak bir şey olarak beylik gibi kalacaktık. O da kalabilirsek yani onu da bize lütfederlerse. Şimdi bir şu anda da bakın sanayi devrimi geldi geçti. Biz bunu kaçırdık ve bunlar başımıza geldi. Şimdi gelen bilgi ekonomisi devrimi bu hani kitaplarımda benim anlattığım işte 2020'den sonra yeni aşamasına gireceğiz diye 2013'te yazdığım Evet diğer evet kitabımda başucu bu büyük finansal tufan. Şimdi bu sadece finansal tarafı. Biz bilgi ekonomisini ıskalarsak yani sanayi ekonomisini ıskalamak gibi de olmayacak bu. Yani çok fena olacak. Başımıza çok fena işler gelir. Yani Metaverse'ten biz bugün bu akşam bir kısmını anlattık. Çok küçük bir kısmını anlattık. Bizim bu bilgi devrimini, bilgi ekonomisi devrimini kaçırmak gibi bir lüksümüz yok. Biz bunu Ankara'da bunu anlatıyoruz şu anda. Yani ne kadar anlatabiliyoruz daha iki toplantıda bilmiyorum ama yani bunları çok önemsememiz lazım. Yani blockchain yazılımının Türkiye'de stratejik sektör olarak seçilmesi, işte bu Metaverse, NFT gibi kavramlara Türk yatırımcısının kanmaması için yani kanılacak bölümlere gerçekte oralarda değer var. O konuda bir şey söylemiyorum. Ama bunların soğukkanlı araştırılması, işte böyle sanal arazi satışına akın falan gibi bir şeyler olmaması için eğitim verilmesi, işte gelecekte bu felsefi konular açıldığı zaman yani ölen bir kişinin
bilgisayar yansımasıyla Metaverse'te görüşme. Mesela bunların insanın aklını falan almaması için çok sağlam eğitim gerekiyor. Yani bugünkünün de üstünde eğitimler gerekiyor. Bunlar aslında bakın zor şeyler değil. İnanın çok kolay şeyler. Biz zoru seçiyoruz şu anda. Yani bundan işte 2018 yılında ben tweet attığımda Türkiye Hazinesi, işte Merkez Bankası, Bitcoin şu bu biraz yatırım yapsaydı bugün ne dolar sorunumuz olacaktı, ne kur sorunumuz olacaktı, 100 milyar, 200 milyar dolar kasada fıstık gibi bizi bekliyor olacaktı. Şimdi bu eğitimleri vermek de gençlere hiç zor değil. Ama şu anda gençler bakın başıboş. Demin ben kendi yeğenimden örnek verdim yani. Şeyde yaşamak istiyor. Ready Player One'da yaşamak istiyor. Bunlar eğer biz hemen harekete geçmezsek, hemen harekete geçersek işimiz çok kolay. Yani 21. yüzyıl, 22. yüzyıl hepsinde çok iyi durumdayız. Karada ölüm yok bize. Ama aklı dinlemezsek, işte Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okuyu gerçekleştirmezsek, aklımızı kullanmazsak ne diyor işte Yüce Yaradan? Başınızdan aşağı pislik yağar diyor. Yani daha beteri olur. İnanın. Yani şu konular çok önemli konular hakikaten. Şu anda bizim her şeyi bırakıp bunlar hakkında ne yapacağımızı tartışıyor olmamız lazım. Ama işte bir tanesi çıkıyor sanal arazi satışı işte Türkiye milli güvenliğine tehlikedir falan gibi hiç alakası olmayan yerden olaya yaklaşıyor. Bir tanesi çıkıyor o çok iyidir. Birinci köprüyü sattım ben 10 kat kar ettim hadi ikinci köprüyü de sana satayım gibi yaklaşım yapıyor. Oysa burada toplumun bu önderlerinin bir kere bu işi öğrenmesi lazım. Yani bizim toplum önderlerimiz bu işi bilmiyor. Yatırımcı da yani şu anda Bitcoin'e yatırım yapmış olan işte sayıları 7 ila 10 milyon arasında insan, bu blockchain varlıklara yatırım yapmış olan insanların da neredeyse %95'i neye yatırım yaptıklarını, ne olabileceğini bilmiyor. Bunları öğrenmek de çok kolay. Çok böyle atla işte deve klasik tabirle değil. Klasik bir bilgisayar programı yazılımcılığından blockchain yazılımcılığını öğrenmek çok daha kolay. Benim uzmanlardan anladığım kadarıyla. 2 yılda bir genç bilgisayarla hiç alakası olmasa bile, genç olması da şart değil bu arada. Herhangi bir meslekten herhangi bir birisi blockchain yazılımını öğrenebiliyor ve bugün aylık konuların kazançları çok büyük talep var. Çünkü her yerde metaverse'ler kuruluyor bilmem ne bunların hepsi blockchain yazılımı demek. Web3'ler kuruluyor, DAO'lar kuruluyor. Bunlar ayda 5 bin dolar, 10 bin dolara adeta para demiyorlar. Yani evinde oturuyorsun. Türkiye'de bugün 10 bin dolar demek ayda 130 bin TL gelir demek. Ve bunlara işte önem vermemiz gerekiyor. Biz ise nelerle vakit kaybediyoruz? Ana haber bültenlerini seyredince inanın yani Bana benim alır insan için. kan ağlıyor. Bunları bilince, bunlara eğilmek gerektiğini bilince insanın içi kan ağlıyor. Şunu da söyleyeyim. Benim mesleğim bu vizyonu anlatmak. Yani gazeteci olarak ben zaten işte 2013'ten beri kariyerimi buna adadım. Yani başka televizyonlarda anchor falan, ben falan olabilirdim, yorumcu olabilirdim falan filan. Yani El Cezire'den sonra başka televizyonlara geçebilirdim. Wall Street Journal'dan sonra işte çok güzel maaşlara, çok güzel yerlere transfer olabilirdim. Ben bu konuyu seçtim. Ben bunu anlatıyorum. Bugün de bunlara işte demin söylediğim gibi, program başında söylediğim gibi talep var. Üniversiteler çağırıyor. Büyük holdinglerimizden en büyüklerinden bir tanesini bu hafta bunun eğitimini verdim. Bankalarımız çağırıyor. Eğitim alıyorlar bu konuda. Yani blockchain nedir? Bunun potansiyeli nedir? Ekonomide ve hayatta neleri değiştirecek? Birey olarak, şirket olarak ya da devlet olarak burada nasıl pozisyon alınabilir? Önümüzdeki yıllarda bu nasıl böyle onlarca trilyon dolarlık, yüzlerce trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek? Neden böyle değeri artıyor? Veya neden dönem dönem niye düşüyor? Burada stratejik yaklaşım ne olmalı? Bunların hepsini anlatıyorum. Eğer bunları öğrenmek istiyorsanız, biz de işte şirket olarak böyle bir vizyon konusunda bilgilenmek istiyoruz. Veya işte bir iş insanı örgütüyüz veya bir derneğiz. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz, eğitim almak istiyoruz diyorsanız bana işte Instagram'da takipleşiyorsak direkt mesaj atabilirsiniz veya takipleşmiyorsak istek şeklinde mesaj gönderebilirsiniz. Onları ben okurum. Veya YouTube'da bu yayını izliyorsanız
Benim YouTube kanalımda hakkında bölümünde aşağılara doğru ayrıntılar kısmında e-mail adresim var. Oradan e-mailden bana ulaşabilirsiniz. Bilgi verebilirim size. Yani bu konularda nasıl eğitimler veriliyor, ne yapılabiliyor falan diye. İnanın Türkiye'de şu anda biz çok kritik bir dönemdeyiz. Bu vizyonu ülkeye ne kadar yayabilirsek, yani Metaverse konusunda doğru vizyon ne, NFT'ler konusunda doğru vizyon ne, blockchain konusunda doğru vizyon ne, belki de devletin harekete geçmesine gerek kalmadan insanımız kendi kendine de birçok şeyi başarabilir. Benim yani naçizane bir tek başına bir kişi olarak şu anda yapabildiğim elimden gelen bu. Bunun daha ötesini de yapmak için çalışmalarımız var. İnşallah ileride daha iyi yerlere de gelir. Ama bu yani vizyon konusu çok önemli. Yani bu vizyonu bilmeden buralarda yatırım yapmak tesadüfi size iyi sonuçlar kazandırabilir. Ama doğru vizyonla işte 5 yıl içinde, 10 yıl içinde çok iyi yerlere şirket olarak, işte dernek olarak vesaire gelmeniz mümkün olabilir. O açıdan bu vizyon konusunu ve bu vizyonun Türkiye'ye aşılanması konusunu çok önemsiyorum gerçekten İlkay Hanım. Çünkü inanın bizi kurtaracak başka bir şey yok. Yani şu anda da bakın felaketler yavaş yavaş üstümüze yağmaya başladı. Niye? Çünkü işte bu 2020'yi önceden tedbirimizi almadık. 2018'de ben söyledim aslında bunu. Yani benim gibi aynı vizyonda olduğumuz bazı arkadaşlar da söyledi. Bakın işte altın, gümüş, bitcoin, kripto varlıklar, bunlardan kasaya koymak gerekir diye. Yani Türkiye'de en çok belki dillendiren benim. Dünyada da bunu söyleyenler var. Çok önemli iş insanları mesela. Ray Dalio dünyanın en büyük hedge fonunun kurucusu. Adam yırtınıyor. Kitap yazmış Amerika için. Yani uluslar niye yükselir, niye çöker? Yani şunu demek istiyor. Amerika, ey Amerika, çöküyoruz. Çünkü bu gelen şey bir üretim biçimi değişimi. Bilgi ekonomisi geliyor. Ve bunun yaratacağı felaketler bütün dünyada aslında şu anda gündemde. Yani büyük finansal tufan sadece bir lokal bir şey değil, bu küresel bir olay. Ve adamlar uyarıyorlar, işte Amerika'nın Sayıştay Başkanı istifa etti, konferanslar yaptı uyarmak için. Şu ana kadar kendini dinletemedi. Tesla'nın sahibi Elon Musk niye kasaya Bitcoin koydu? Yani nakit varlığının %15'ini Bitcoin aldı. Bizim bütün bu programda anlattığımız ve daha fazlasını bildiği için. Yani bizim İlkay Hanım'la yaptığımız, İlkay Hanımcığım sizinle yaptığımız 2-3 programda anlattığımız her şeyi Elon Musk biliyor ve o yüzden gitti şirket kasasına Bitcoin koydu. İşte biz bunları anlatıyoruz ve nefesimiz yettiği kadar da Ankara'daki devlet yetkililerine de, burada da eğitimler vererek işte Türkiye'nin en büyük holdinglerine, bankalarına, üniversitelerine, iş adamı, sanayici, ticaret odası örgütlerine hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Ve tek çıkış yolumuzun ben bu olduğuna inanıyorum. Yani başka türlü biz başımıza gelen felaketleri birbirimizi yiyerek, böyle sen öyle dedin, sen iktidardayken böyle yapmıştın, sen de böyle yapmıştın, sen şunu batırmıştın, sen bunu çalmıştın falan filan, böyle birbirimizi yiyerek geminin batışını hızlandırıyoruz arkadaşlar. Bakın onu söyleyeyim size. Sadece bunu yapıyoruz. Bizim bir an önce bu bilgi ekonomisiyle ilgili vizyonu kazanmamız ve ona göre hareketlere başlamamız lazım. Yoksa durum pek iç acıtı değil. Açıkça söyleyeyim ben size. O büyük tufanın başındayız galiba, değil mi? Çünkü yani 2020'de başladı ama önümüzdeki bir 10 yıl çok sallantılı geçecek ve bu 10 yıl aynı zamanda işte büyük fırsatların olduğu 10 yıl. Yani biz doğru vizyonla doğru hareketleri yaparsak büyük fırsatlar önümüzde var. Bu adeta işte Bitcoin'i dipten almak gibi olacak bu 10 yıl. Ama fırsatları ıskalarsak da yazık olacak. Sonra yine işte çok kötü olaylarla karşılaşmak durumunda kalacağız. Çünkü güçsüz olana herkes vurur İlkay Hanım. Ve güçlü olabilmek için hayatı doğru okumak lazım. Doğru yerde pozisyonlanmak lazım. O yüzden bu çok önemli diye düşünüyorum. Hep anlatıyorsunuz bunu. İnsanlık tarihinin bir dönüm noktasındayız. Aman bakın buraya dikkat edin. Buraya gidiyoruz diyorsunuz. Esas mesele bu diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir blockchain yayınıyla hep konuşuyoruz. Bunu devam ettirelim inşallah. Hocam o nasıl konferanslardan isterseniz, biz nasıl de isteriz. Isterseniz.
Bir Tabii ki, giriş tabii ki. derse. YouTube Tabii ki. kanalında Erkan Öz'ün detayları bulabilirsiniz ama biz de yapalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum bu yayın içinde ayrıca. Ben çok teşekkür ederim İlkay Hanım. Sizinle yaptığımız yayınlar gerçekten çok verimli oluyor. Siz de çok güzel sorular soruyorsunuz. Ben de sizlere bu imkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, biliyorum pek çok sorunuz olabilir. Bir sonraki yayın için merak ettiklerinizi, aklınıza takılanları, öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Çünkü Erkan Öz bunu her defasında söylüyor. Yani insanlık tarihinin dönüm noktasındayız. Bir ekonomik düzen bitiyor. Yeni bir düzen geliyor. Buna hazırlıklı olmalıyız. İçinde hem felaket hem de fırsatlar var diye. Nitekim hep birlikte bunu yaşıyoruz. Bu süreçte Erkan Öz'ün de söylediği gibi en doğru yerde olmak her birimize nasip olsun. İnşallah bu yayınlarda bir katkısı olmuş olsun buna. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki oradaydınız. Sizler oradaysanız benim için burada olmanın bir kıymeti var. Ben de böyle bu insanlık tarihinin çok acayip noktasında bir yol arkadaşlığı yaptığımızı düşünüyorum. Ben de bu yayınlar sayesinde çok şey öğreniyorum. Ve diyorum ki hayatımın ne kadar doğru bir noktasında en azından bir şeyleri öğrenmeye niyetlenmişim. Hem kendim için hem yaşadığım dünya için öğrendiklerim her geçen gün gerçekten biraz daha şaşırtıyor. Ama şaşırmanın ötesinde bir şey yapmamız, bilgilenmemiz ve hazırlıklı olmamız gerek diye düşünüyorum. Bu arada ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. Katıl özelliğiyle İlkay Boralı YouTube kanalını ayrıca destekleyen takipçilerim var. Çok teşekkür ediyorum. Siz de bu zor dönemde ayrıca kanalı sahiplenip desteklemek istiyorsunuz. Sahip çıkıyorsunuz. Bu çok çok kıymetli. İlkay TV ikinci YouTube kanalımız. Burada yayınlayamadığımız, bu kanalda yaşadığımız birkaç içerikle ilgili sorundan sonra açmış olduğumuz kanalımız. Ve orada da dosya haberlerimizi görebilirsiniz. Yani bir konuyla ilgili birden çok uzmanla yapmış olduğumuz söyleşileri derlediğimiz çok güzel, çok verimli dosyalar var. Onları izlemek için de İlkay TV'ye abone olun. Orada da bizi yalnız bırakmayın. Ve Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.